Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kendi işine ne kadar, kendi işini ne kadar seviyorsan o kadar saygın olursun ve o kadar yorulmazsın. Bir insan yaptığı işten yoruluyorsa o işi pek sevmiyor demektir. Başka? İnsanlar sevilmemek için elinden geleni yapıyorlar sanki. Bana öyle geliyor. İnsanlar sevilmemek için, bir daha diyorum, sevilmek için değil ha. Sevilmemek için sanki elinden geleni yapıyorlar. Kötü olmak için, yani bahane arıyorlar. Başkan, düşünmekten korkuyor, sorumluluk getirir diye. Bu aslında insanı yorumluyor. Düşünmekten korkuyor. Duymaktan korkuyor. Öğrenmekten korkuyor. Sebebi sorumluluk getirir diye. Gençliğinin kıymetini bilmediği için yaşlanmaktan korkuyor. O 7. lemadan. 26. lemadan. Almışım. Yaşlanmaktan kim korkar? Gençliğini iyi geçirmeyenler. Ben mesela, yani bir şey doldurmak için söyleyeceğim, yanlış anlamayacaksınız. Mesela yaşlıyım size göre. Ağustos'ta 3 olacağız. Değil mi? Sen kaç yaşındasın? 15 mi? 16. Sana göre yaşlıyım. Ben şimdi senin yerinde olmak istemem. Ama hangi ihtiyara sor, gafil ihtiyara, hep genç olmak ister. Ben bir daha o imtihanları geçirmek istemem. Vicdanen söylüyor. Ve gençliğimin gitmesinden üzülmüyor. Çünkü iyi, elhamdülillah. Düşe kalka, yamuk yumuk ama o kadar yapabiliyordum. Demek ki iyi geçtiğine inanıyor. Tehlikelerden kurtuldum. Kurtuldum yani. O tehlikeler vardı ya, o virajlar en tehlikeli. Ölünceye kadar bitmiyor ama ana tehlikeli, ana şartelleri açtık. Yani 30-33'ün getirmiş olduğu taşkınlıklar, 40 yaşındaki getirmiş olduğu taassuplar, kendi kabına sığmamak, daha çok 40 yaşlarında cemaat taassubu olur, öfkeli olur. Enaniyet olur, riya olur, şöhret olur. Niye 40 yaşında peygamberimize peygamberlik gelmiş? Çünkü 40 yaşında diyor, riya ve şöhretin, yani kendi zorlamasa, bittiği dönemdir. 40'tan sonra şöhretin peşine koşamaz ki. Ne zaman yakalayacak ki? Ben şimdi şöhretin peşine koşsam ne olur ki? 52 olur. Ne işime yarayacak ki? Zaten o halet kalmıyor ki. Yaşa göre Allah duygular verdiğini unutmayın. Yani toparlıyorum cümleyi Muhammed'im. İhtiyarlıktan kim korkarmış? Gençliğini iyi geçirmeyenler. Ölümden kim korkarmış? Yaşadığı hayattan daha kötü zannedenler ahireti. Yaşadığı hayattan daha kötü zannediyor. Başka? Eser bırakmadığı için unutulmaktan korkuyor. Kim korkuyor unutulmaktan? Eser bırakmıyor. Eser bırak. İlle eser ne olabilir? En büyük eser bakayım diyebilecek miyiz? Hayırlı evlat. Hayırlı evlat. Başka? Sadaka-i cariye var. Sadaka-i cariye de mesela ne olabilir? Camiler. Talebe. Kitap. Kitap. Üç tane şey. İnsan, müessese, kitap. Mesela birisine nurları tanıttın. Nurcu olmuş. Bir git kardeşim sen. Tamam, sana bedel çalışıyor birisi. Bir tanesine vesile olmadın ömrünce. Bir tanesini bulman lazım. Yani bir tane nurcu yapacaksın adam. Ahirete yatırım yapmadığı için ölümden korkuyor. Gider Almanya'ya, Fransa'ya vesaire, Avrupa'ya.
Kazandığı paraları Türkiye'ye yatırım yapanlar hep Türkiye'ye gelmek ister. Kazandığı paraları yiyen veya almaya yatırım yapan buraya gelmek istemez. Ya 3-5 senede ya bir gidelim. Çünkü sermayesi neredeyse aklı da oradadır. Bu asırda insanların sahip oldukları en kıymetli şey ümittir. Veya kaybettikleri en büyük sermaye ümittir. İnsanların sahip olması gereken en büyük özellik ümit, ümit. Allah'tan ümitli olmak, ahiretten ümitli olmak. Barla'da iman ve ümit gibi âli sermayen varken... Evet, Barla'da geçiyor değil mi? İman ve ümit gibi âli sermayen varken... Hulusi abi, 47. Peki, evlilikte aranan kişiyi bulmak değil, aynı zamanda aranan kişi olmaktır. Arkadaşlar bunlar altın notlara. Başka, yaşanan hayat, yani yukarıda niye ölümden korkar, niye ihtiyarlıktan korkar, böyle veciz cümle bulamazsınız ki bir yerde. Böyle bir şey olmaz ki. Bu ancak tefekkür ehillerinde, kitap okurken tefekkürde Allah'ın ruhunda, ruhuna yansıttığı manalardır. Başka, yaşanan hayatın silgisi tövbe ve istiğfardır. Bir insanın silgisi çok çabuk eskiyorsa, bitiyorsa ne demektir? Çok hata yapıyor demektir değil mi? Bir insan çok tövbe ve istiğfar ediyorsa, çok iyi. O zaman yaşanan hayatın silgisi tövbe ve istiğfardır. Birisi birisi hakkında bir şey söylerse karşıyı değil kendisini ele veriyor demektir. Çok ilginç. Mesela Hasan dese ki abi Polatlı'da falanca var ya şöyle yani ben böyle bakıyorum ben böyle alemimde şeyi var kendisini ele veriyor demektir. Abi hanımla işte eşimle işte karı koca arasında bir şey anlatıyorlarsa ben dinliyorum. Görüyorsunuz. Ha bu böyle davranıyor demektir. Çünkü öyle nüksetmiş karşıda. Aslında onu anlatıyor gibi gözükürken kendi bakışını bana anlatıyor. Çaktırmadan çakılıyor da haberi yok. Mesela 22 dakika mıydı? 21 dakika bir adam geldi. Yani dedim ya kaç gün oldu? Bir hafta olmadı değil mi? Hani çok kişi geldi ama bir tanesini söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Geldi 21 veya 22 dakika konuştu. Hanımından şikayet etti. Cevap neydi? Hatırladınız mı? Ben demiştim size. Seni çağıran... İnsanları sevmeyi becermek. Sevmeyi becermek. Sen sevmeyi beceremiyorsun. Sevmeyi becerseydin bütün dertten gider. Sevmeyi beceremiyoruz. Ne dedi biliyor musun? Onu deyince son atom bombası atıldı da hayret ve dehşet ya. Böyle kafayı sallamaya başladı. Durdu. Ay böyle ha kafa sallıyor. Ben mumbala etmiyorum, tiyatro yapmıyorum size. Bir şok. 21 dakika konuşacaksın. Ben de tabii canım kadınlar dünyası zaten öyledir, şöyledir, böyledir. Ben de çakacağım tamam mı? Ona dedim ki senin çaren sevmeyi beceremiyoruz. Sevebilsen insanları, insanı sevdiğin anda insanlarla arandaki sorun yok. Sevgisizlik asır. Sevgisiz asır. Ve size bir tespitim vardı hatırlar mısınız? Köyde tespit etmiştim. Dedim ki eskide daha çok yokluk vardı. Daha çok zulüm vardı. Köylerde. Peki psikolojiye, psikiyatriye giden ben bir köylümü hatırlamıyorum. Yalan söylemiyorum. Zaten Rize Pazar ilçesinde ve ben Rize'yi bilemem. Yalan olur. Pazar ilçesinde araştırdım. Psikoloji veya psikiyatri denen bir bölüm zaten yoktu. Dahiliye, cerrahi, ortopedi, kadın, bakın bunlar vardı yani. Hatta yoktu.
Merak ettim Resul, biliyor musun? Lan bu kölünün derdi yok muydu? En büyük dert vardı, geçim derdi vardı. Ahır vardı, ahır vardı, tarla işi var, kocanın zırıltısı, dırdırı, çocukların sorunu. E bunlarla bu kadınlar, bu insanlar sorunlarını nasıl çözüyorlardı? İntihar yoktu, gayet gülük insan. Ne buldun biliyor musun? O zaman sevgi vardı, kucaklama vardı, derdi olduğu zaman komşusuna oturmaya giderdi, televizyon yoktu. Sohbet ederlerdi, bir yarım saatte kendisini ona takdim ederdi. Sohbet demek, ona kendisini takdim etmek, tamam mı? Ondan sonra geldin bana, ben seninle konuşuyorum, tamam mı? Muhatap aldım seni. Seni muhatap aldım. Yarım saat ben sana kendimi takdime satıyorum. Kendimi sana veriyorum, ikram ediyorum. Sohbet demek, kendini ikram etmektir. O zaman meğer psikoloji ve psikiyatri eski yaşlı babaanneler, dedeler, ebeler de onlardı. Kızım derdi gelinlere. Kızım öyle yapma kocan öyle ama. Tamam şeydir, kafasında ne kadar sorunlar var. Sana gereken iltifatı yapamadığı falan derdi mesela. Demek ki onların doktorları, komşuları, dostlarıydı. Şimdi komşuluk kalmayınca, dostluk kalmayınca bu şehircilikte komşuluk bitti. Mesela yandaki komşumu belki de 25 senede ikinci gitti. 25 senede. O da babası öldü gittim, şimdi de annesi öldü gittim 2 gün önce. 3 gün oldu bugün değil mi? Daha evine gittim yok. Ama onun hiç geldiği yok. Gece konduyken birbirinize iletişim daha şeydi. Onun için ben tavsiye etmiyorum yani böyle gece kondudan, köylerden, kırsallardan şehire inmeleri. Yani birbirinin doktoru oluyordu kısacası. Başka? Düşüncelerinin esiri olanlar kendilerini hür bilirler. Televizyon dinliyor. Giriyor. Giriyor bak, iki yerden giriyor, giriyor, giriyor. Doldu, doldu, doldu. Aynı ağız kullanmıyor. Gelen haberleri kesiyor, biçiyor, öne koyuyor, arkaya koyuyor. Kendisine göre yeni bir şey yapıyor, senaryo kuruyor. Ama malzeme aynı. Konuşuyor. Ben hürüm. Hür düşünürüm. Hür konuşurum. Bunlar benim bir fikrim, başkasının değil. Anladın mı? Malzemeleri kullanıyoruz. Ben evi hür yapıyorum. Kardeşim fabrikanın tuğlasını kullanmıyor musun? Çimentosu kullanmıyor musun? Onun onayladığı mühendisin çizmiş olduğu plan üzerine yapmıyor musun? Ben istediğimi yapıyorum. Hayır, istenildiğini yapıyoruz. Oradan doğduğun bilgilerle senin fikirlerin değil ki, sen onları kullanıyorsun, öne arkaya alıyorsun. Başka? Ölümden korkmayanlar hayatı da bilmemişler demektir. Ölümden korkmayanlar hayatı da bilmemişler demektir. Mesela çocuklar yaşadığını bilmiyor ki. Sığır yaşadığını bilmiyor ki. Müslümanlar. Yani bir manası bu. Müslümanlar ölümden haf eder. Korku aklidir, insanı çökertir. Haf kalbidir. Korku korktuğu şeyden uzaklaştırır. Haf korktuğu şeyden zevk alır. Müslümanlar haf eder Allah'tan, çünkü hafullah'tan lezzet vardır. Peki niçin ölümü Müslümanlar sever? Çünkü yaşadığı hayat, gidecek olduğu hayattan daha basit. İtikadımıza göre gideceğimiz alem daha iyi. O zaman korkmayız. Endişemiz nedir? Hafımız nedir? Alıştığımız için böyle. İnsan alıştığı yerden çıkmak istemiyor. Başka? Bir abi hesap verme korkusu olabilir mi? Evet. Yani günahından korkuyor. Aslında ölümden korkmuyor. Hesap. Doğru. Geçmişin esaret almasına müsaade etme. Geçmişin, geçmiş var ya geçmişin. Mesela bak, gözümü kapatıyorum, bana bakın. Ya böyle nasıl dedi ya? Allah Allah, niyazının payını vermedim. Nasıl yapar ya? Nasıl dedi ya? Ulan ne zalimmiş ya? Bizim akrabamıza da zulmetmiş o adam. Annemize, babamıza da falan. Ya onu
Geçmişin seni işgal etmesine müsaade etme. Meşgul olma ne olur. Bütün böyle ani psikoloji sorunlar geçmişle alakayı kesmemekle kaynaklanıyor. Başka? Dünyası karanlık olan seni göremez. Bak, perde kapattım gözüme. Veya mayın. Hey! Neredesiniz? Siz yok musunuz? Bak, niye görmüyor? Gözü kapalı. Kapalı, karanlıkta olanlar, dünyası zifiri karanlıkta olanlar, karşıdakilerini göremezler. Yani, sendeki o güzel ahlakların iyi tarafları var, kötü de var. Kötü ahlaklarının görüyor, iyilikleri görmüyor. Çünkü kötüler işgali altındasın. Seni kör etmiş. Seni şeytan blok etmeseydi, Müslümandan bahane aramazdın kötü olmak için. Alemi karanlık, aha bakıyorum. Musa, sen niye siyah tişört girdin kardeş? Ne dersin? Siyah değil abi. Değil mi? Değil. Peki niye öyle ben görüyorum? Vallahi siyah giymişsin ya. Desem ne demektir? Söyle bakayım, çöz bunu. Sizin bakış açınız o. Gözlüğüm siyah. Sonra, aa özür dilerim. Ama bu her zaman nasip olmaz ha böyle. Öyle olmaz. Bu belki de musallada yatınca, vay! Allah Allah! Vay o kızdığım, nefret ettiklerim, dünyalar falan. Gördüğüm lezzet ve keyif dedim, vay be ne acayip tuzakmış. O nefret ettiğim kadını vesaire, vay be ne güzel dostmuş. Eyvah, bitti. Gözlük. Dünyaları karanlık olanlar her şeyi karanlık görür. Usta şöyle diyor. Çocuğunu kaybeden kadın için her şeyi ağlıyor. Her şey gitti. Ben bu dershanecilik hayatımda çok ölümü istediğim dönem oldu. Yarab canıma. Çok darlandım, çok darlattılar. Yani ailede nefis vesaire. Çok sıkıntı çektik bu durumda vesaire işkencede. O işkenceler vesaire beni hep aktif etti. Harici düşmanlar var ya, beni hep aktif etti. Ailevi böyle annem babam bırakmıyordu da dershane kalsın. Bir o, bir de dershanedeki o emsallerimle geçimsizlikten gelen o kaos, uydurma kısıyla kaos. Yani sıkıntıdan çok ölümü istemiş. Gitmek de istemiyorum. Bir gün hiç unutmuyorum, Edirne kapıda, bu tarafa gelirken sağda bir park var. Eyüp'e inerken. Tamam, park var. Halice buradan giderken solda. Haliç'ten bu tarafa Zeytinburnu'na Topkapı'ya gelirken sağda. Park var. Hiç unutmuyorum. Artık karar verdim. Bavullarımı aldım. Çantamı aldım. Dershaneden çıktım. Hiç kimsenin haberi yok. Artık yaşama tahammülüm kaldı. Oysa hakikaten şey olmasın ama Allah bana tahammül vermiş çok. O kadar cevap tamam ama yaşanacak durumum yok. Oraya gittim parka. Bağlı koydum. Daha otobüs binmedim eve gittim. Eve de gitmeyeceğim ya. Terk ettim. Oturdum şöyle. Acaba bu İstanbul'da mutlu ve huzurlu bir insan var mıdır? Dediğimi. Bu karanlık dünyanın karanlık insanları nasıl yol görüyorlar? Böyle kapkara dünyamla zifiri karanlık görmüştüm. O anımı hiç unutmuyorum. O anda ne olduysa oldu, gündüz ortası. Uyandığım zaman hiç öyle haletlerim yoktu. Uyumuşum. Gündüz ortası. Parkta. Nasıl sinirsel, psikoloji, ruhsal çökmüşüm ki öyle düşünürken mevcudat kan ağlıyor. İnsanlar intihara gidiyor. İnsanlar mutsuz derken ben kendimi ifade ediyorum. Yanımda birisi olsa duysaydı bu sözlerimi sanki onlara bakarak konuşuyorum, onları söylüyorsun zannedecek. Oysa kendi içimi insanlar sebep olarak döküyordu.
ve uyumuşum. Hatta uyandığım zaman güneş batmak üzereydi. Bir baktım ki hiçbir şey yok. Meğer oraya kadar beni getiren şeytandı. Dünyası karanlık olanlar seni görmez. Bunlar ne olur? Böyle kalem almış adam düşünür. Düşünerek olan şeyler değil bunlar. O aletleri yaşayanlar gerçek. Aşık olanlar beni bilir. Şu anda söyleyeceğim. Aşık seni derde soktu değil mi? Aşık beni derde soktu diyor ya. Derman nedir biliyor musunuz? Aşık oldun Ayşe'ye, Fatma'ya, kim olmuşsan, Ali'ye, Hüseyin'e. Derde seni sokan Ayşe ise derman Fatma değil. Derde kim soktuysa derman da odur. Onun için dertler bana derman olmuş. Kaçmayla kurtulamazsınız. Geri döneceksiniz. Geri döneceksin ama sorun olan yerden hicret edeceksin. Peygamberin sünnetidir. İlk yaptığım iş geri döndüm ve abiye gittiğimi kimse bilmiyor. Bir şekilde çantayı içeriye soktum. Abinin huzuruna gittim. Beni bu dershaneden başka bir yere götürdü. Baktı, kültürlü, donanımlı, dolu dolu, benim yaşadıklarımın belki 10 katını yaşamış insan olsa gerek ki, Hasan, ben de öyle düşünüyordum. Ben, sen madem istiyorsun demedi, gururumu da kırmadı. Ben de öyle düşünüyordum ama sen acele ettin. Çok mühim bir yer, çok da sana ihtiyacı var. Böyle bir yere seni görevlendireceğim, değil mi? Ama iyi oldu. Sen acele ettin. Hem beni rencide etmedin. Hem de beni kurtardın. Gittik. Allah da açtı da açtı. Yani kaçış yok. Kaçmayla daha beter oluyoruz. Ama aynı yerde değil. Bak, senin elinde sermayen var mı kardeşim? Her de git, her yerde dükkan açabilirsin. Ben burada olmak zorunda değil. Bu her yerde açar. Anladın mı Resul? Ne demek istediğimi anlıyor musun? Elinde sermaye var mı? Mesleğin var mı kardeş? Nerede kaptın bu mesleği? Sen pastacıydın değil mi pastane? Kaptın mı kardeş? İlle İstanbul'da yapmak zorunda değilsin. Malatya'da da yaparsın. Aynı şey. Ama eğer hala çıraksan ustaya, hala bebeksen anaya, hala kazanmıyorsan babaya bağımlısın. Hala ayakların üzerine duramıyorsan Hasan abi demek zorundasın. Çünkü baki hakikatleri fani şahıslar üzerine görüyoruz. O zaman sen benim kapımda tasmalısın. Kurtulamazsın. Hani bu sizi bir yere itmek için değil. İsyan etmek için değil haşa. Baki hakikatleri şahıslardan alın ama kısa zamanda kendinizi geliştirin. Hepiniz bir kıtanın başına geçeceksiniz. Başka? Herkesten şüphe eden, kendinde şüphe edendir. Mesela hiç kimseye güvenmeyeceksin. Halk arasında söz var ya, gavurlardan içeriye girmiş bir sözdür. Peki nedir Müslüman sözü? İki defa kime güveneceğini iyi bil. Hiç kimseye güvenmeyeceksen değil, kime iki defa güveneceğini öğren. Burada ne dedi? Herkesten şüphe eden, kendi özgüvenini kaybedendir. Başka? Çocuklar beş şeyde bizden iyiler. Çocuklar beş özellikleriyle bizden iyiler. Bu cümle benim değil şu anda. Kimden almışım? Yazmamışım ama alıntı demişim. O zaman bana mail veya WhatsApp'tan gelmiş.
ne aldımsa ne şey söylerim. Alsaydım ki isim olsa derdim. Bu benim değildir. Bebekler, çocuklar bizden 5 özellikle üstünler. 1. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla ifade ettikleri için. Seni seviyorumsa seviyorum, sevmiyorsa sevmiyorum diyor. Yani beni seviyor musun? Sevmiyorum. Bu kadar. Niye? Seni seviyorum. Niye bu kadar? Çikolata verdik ya. 2. Boş durmayıp sürekli bir şeyler yapmakta bizden üstünler. 3. Tehlikeleri görmezden gelirler. Onun için ihlaslıdırlar, hep korunurlar. 4. İsteği şeyi elde edene kadar pes etmezler. 5. Nedensiz yere mutlu olurlar. Belki hangiler ha? Niye? Güneşim. Senin bebek var ya. Gülüyor. Hatta uykuda bile. Uyuyor gülüyor. Senin dünyan da uykuda. O uykuda değil. Buranın uykusu oranın ayığıdır. Çocuklar yetişkin olmak ister. Çok da ilginç bu. Yetişkinler ise çocuk olmak ister. Bunun nedeni tatminsizliktendir. Çocuklara sorun, kaç yaşındasın? 5, oysa 3. Şöyle, annem dedi ki bu kadar, ama bu kadar. Mesela, kızım kaç yaşındasın dedim. Hemen annesi fırladı. Amcası 6 yaşında, ama anne, bu kadar olacağım ya. 7 olacak. Hemen büyümek isterler. Hiçbir çocuk yaşını küçültmez. Hiçbir büyük de yaşını büyük göstermek istemez. Ben de 53 oldum da Ağustos'un 10'unda, bugün en kaçı? 5 gün sonra 53 olacağım ama demiyorum, 52. Anladın mı? Çok, sebebi tatminsizlik. Başka, hür olmayı öğrenmen lazım. Hür olmak bir kültür işidir. Sabır işi de kültür işidir. At eğiticilerine şey isterler, köpek eğiticileri de var. Nasıl at eğitildiği gibi, hür olmak latifesi eğitilmesi lazım. Her sana verilen her his ve duygu eğitilmesi lazım. Eğitmen de fikirlerdir. İnsanlar hür olmak isterler ama ya tasavvurlarının, düşüncelerinin ya da bedensel hazlarının esiri gibi yaşarlar. İşin garip tarafı da bu, ben yazdım bu. Herkes hür olmak ister. Ama maalesef ya düşüncelerinin ya da bedensel hazlarının zevk tuzaklarının esiridirler. Neresinde hürsün ki? Tasma takmış. Mutsuz insan kimseyi mutlu yapamaz. Başka, sarhoşluk kendinden kaçmak ve kendini unutmaktır. Başka? Düşüncelerine dikkat et. Sana ihanet edebilirler. Kim? Düşüncelerin. Bırak bu hariçte düşman aramaya. Senin en büyük düşmanın kontrol edilmeyen düşüncelerin ve aklındır. Aklım bana ihanet ediyor. Aklım bana yalan söylüyor. Akıl beni cehenneme atıyor. En büyük cehennem aklın attığı cehennemdir. Abi akla niye böyle düşmansın? Hayır. Akıl kadar büyük nimet yaratmadım diyor hadisi kutsi'de Allah. Ama alettir. Bu alet ilimle yönetilir. Unutmayın. Allah'ın aklı yoktur. Ama Allah'ın ilmi vardır. İlim canlı ve ruhludur. Cihaz değildir. Akıl ve kalp cihazdır. Ruh cihaz değildir. Ruhumdan öfledim ruhunuzu diyor. Yani yönetilmesi lazım. En büyük ihaneti, zulmü aklınız yapıyor. Aklınıza sakın güvenmeyin. Ama akılla vahye bağlayın. Akıl alettir. Onunla bir yere tabi olunması gerekiyor. Ona tabi olunamaz.
Eğer aklını vahye bağlarsan akıllı olursun. Eğer aklına tabi olursan zeki olursun. Akıl vahye tabi olmak içindir. Başka? Umursanmamaktansa kıskanılmak daha iyidir. Bırak ya. Adam mı ya Yasin? Hiç kale alınmamaktansa abi ne yapıyorsun falan. Hatta bir tasavvuf ehli bana dedi ki şeyhine aşık olan, şeyhini çok seven kıskanır başkası bu sevmesin diye. O şeyhi duymadan şeyhini sevmesinler, arası açılsın, en çok ben seveyim, onlarla aşkı, onlar benden başka kimse olmasın dünyasına diye şeyhlerini hep kötülerler başkalarına. Hiç duymuş muydun? Mesela benim bir şeyhim var, çok seviyorum, çok acayip kıskanıyorum, başkası onun dünyasına girmesini istemiyorum. Diyorum ki Resul, bizim benim şeyh var ya, bakma yanında bulunuyorum, adam değil adam, başver ya kötülüklerini anlatıyorum. Ta ki sen alakayı kes ki sırf benim olsun. Başka? İnsanı en çok korkutan şey kendi korkularıdır. Abi, nurcularda neden böyle bir şey yok? Nurcular hakikati, baki hakikatları, fani şahısları üzerine bina etmediği için. Biz kişileri, kitapları, peygamberi vasıta görürüz. Vesiledir. Ama vesileye de değer veririz. Çünkü ayna ile ben güneş istifade ediyorsam, aynayı güneş için korurum. Ama güneş demem aynaya. Yani aynadalık makamında onu korurum, değer veririm, hürmet ederim. Ayakları başımın üzerindedir ama güneş değildir. Aynadır. Ayna muhafaza edilmedi, mazhardır diyorsun. Evet, ayna muhafaza edilmeli. Mazhar olduğu için. Başka? Bir daha söyleyeyim bunu. İnsanı en çok korkutan şey kendi korkularıdır. Ya böyle bir cümle olmaz ya, inan samimi söylüyorum diyor. Bak bu adamlar bunu alacaklar, şu bir saatte anlattığım, ben bilmiyor muyum ya, tahmin et de söylüyorum bazı üçüncü şeyde. Bir psikoloji kitabını okuyun, ya Allah aşkına ya, bak bir görün. 200 sayfalık. 200 sayfalık kitaptan 20 tane ele ayağına doyuracak, eli ayağı düzgün 20 cümle çıkartamazsın. 3-5 tane cümleyi sulandırmış da sulandırmış. Pekmezim, pekmezim, pekmezim. Bir saatte o 200 sayfalık kitabı da belki de 3 günde, bir haftada okursun. Bir haftada. Her gün bir saat versen, 200 sayfalık şeyi, ne bileyim 3-4 saatte ancak okursun. Şimdi bir saatte duyduğun hiçbir tane koful, hiçbir tane boş, içi boş cümle yok. Adam bu defteri indirmişler. Allah de yeter. Gerisi kendiye bir kitap yapmış ya, bilmem kaç bin baskın yapmış. Bakıyorsun benim defterimin ifadeleri, uslupları değiştirmiş. Benim defterimi kendisine göre yorumlamış şey, adam kitap yapmış. Keşke kaynağını söyleseydi. Niçin bunu söyleme ihtiyaç duyuyorsun? Şu cümlelere bakın. Bilin kıymeti bak. İnsanı en çok korkutan şeytan mesela, abi öleceğim, ben kanser olacağım, bak kalp krizi gelecek. Hayır. İnsanı en çok korkutan şey kendi korkularıdır. Orada gözüküyor. Başka? Korkularının kaynağı cehalet ve yanlış yaşamaktandır. Korkuların da kaynağı cehalet ve yanlış yaşamaktan çıkıyor. Ben size yalan mı söylüyorum? Vallahi, yoksa vallahi 3 gün hoş tutmam lazım. Tallahi billahi. 9 et. Ben siz yaşta olmak istemem. İstemem kardeş. Ben bir daha yaşam böyle bu imtihanlardan, bu virajları alamam kardeş. Tahammülüm de kalmadı. Psikolojim de müsait değil. Yapmam mı kardeş? Ha git. Ne yaparım şimdi, ölümde ne korkacağım? Çünkü yaşadığım hayattan daha güzel bir aleme gideceğim. Ona inanıyorum. Senden daha yakın benim Allah. Allah'ım var benim. Problem yok. Ha, niçin anlatıyorum? İnsanı en çok korkutan şey kendi korkularıdır. Ben Allah'tan haf ediyorum. Korkmuyorum. Korkmuyorum derken yanlış anlayacaklar. Allah'tan korkmuyorum. Tövbe estağfurullah. Allah korkun. Yani haf var ayette. Korkun değil. Allah'tan haf edin. Ama Türkçe çevirsen korkun.
Bak şey demiş ki Risale'de de var, Mevlana'da da var. Korku aklidir, haf kalbidir. Hafullah'ta lezzet vardır. Korkuda kaçma vardır. Korktuğun şeyi bilmek, duymak istemezsin. Onun için böyle dine pek gelmez. Ama haf eden, Allah'tan haf edenler Allah'a daha çok yaklaşır. Ben Allah'ı çok seviyorum. Haf ediyorum. Ondan dolayı çok haf ettiğimden, çok korktuğumdan çok seviyorum. Korktuğum kadar seviyorum, sevdiğim kadar korkuyorum. Unutmayın. Sevdiğim kadar korkuyorum, korktuğum kadar seviyorum. Yani korkmamak, haf etmek lazım. Evet. Korku aklidir ama bunu birisine anlatırsan o bak bak meal okuyacağı için. Ama şöyle izah etmen lazım. Korku aklidir. Aklı yani geçmişi geleceği yoktur çünkü zamana bakar. Yani bu akılla kendisini idare edeceğini zanneden bir akıl. Ama haf ise bu aklı vahye bağlarsan akıl vahiy ile Allah ile benim aramda köprüdür. Bu akıl beni oraya taşımak içindir. Devam ediyorum. Korkularının kaynağı dedik, cehalet ve yanlış yaşamaktır. Başka? İnsanlar kitaplar yazar, sonra bu kitaplar insanları yönetir. İnsanlar kitap yazar, sonra o kitaplar da insanları yönetir. Başka? Seni sana unutturan şey okumaktır. Şartsız sevgi gösterirsen, sana karşı şartlı bakışını kaldırmak zorunda kalır. Yani şartsız derken itikattan konuşmuyor. Bu beşeri modan, bu itikat kitabı değil şu an. Hanımını veya şeyi, abi dediklerini söylüyor. Abi sen o bir adam var, sana sık sık geliyor, senin yanında görüyorum, derste adam geliyor. Onunla uzaklaşırsan, onun yanından kovarsan, abi ben seni sever dersine gelir. Şartlı. Şartsız seveceksiniz eşinizi, işinizi, aşınızı. Ya bu olursa ben mutlu olurum. Şu olursa ben seni severim. O zaman sen kölesin. Çünkü niye? Sevgin bile benim elimde. Anlıyor musun? Sevginiz bile benim elimde. Başka? Okuduğun kitap bir daha kendisini sana okutturmuyorsa seni ileriye taşımıyor demektir. Bırak onu. Okuduğun kitap bir daha seni okutturmuyorsa, ya bir daha beni okut demiyorsa, bırak senin kadardır. Peki okudun ne oldu? Sendeki bilgileri hatırlattı. Hatırlatıcı bir kitapmış. Başka? Bu dünyada insan olmadığı şey olmaya çalışan tek canlıdır. Felsefe çok korkunç bir cümledir. Keşke felsefeciler bunu duysa. Bir de söyleyeyim. Bu dünyada insan, virgül, olmadığı şey olmaya çalışan tek canlıdır. Mesela insan haşa tanrı olmak ister. Olmadığı bir şey. Bir hayvan istemez onu. İstemez. Mesela dünya benim olsun. Ölmeyeyim. Şu anda her yerde olayım. Yani insana ait bir özellikmiş bu. Tabii. Cinlerde bunu istemiyor mu? Cinlerde bu seviye yok. Yok mu? Yok, basittir. En düşük zeka cinlerdedir. Ondan sonra meleklerdedir. O meleklerden de üstün nebilerdedir. Resullerdedir. Ulul az peygamberlerindedir. Kalite böyledir. Cinler basittir ya. İdrar ve gaytaniyece kadar basit bir şeydir. Onları güçlü ve acayip acımasız kılan senin ona yüklediğin cehaletindir. Ondan korkman onu yüceltiyor. Oysa onlar çok basittir. Çünkü Allah onları kaldırmıştır, bizi getirmiştir. Yanında Süleyman'ın ölümünü Kur'an-ı Kerim'de ayet meali söylüyor bir mana. Allah diyor ki cinler geleceği bilmez diyor. Çünkü diyor Allah diyor kendi yarın. Peygamberler çürümüyor ya. Bastona yaslanmış, vefat etmiş Süleyman Aleyhisselam. Emrettiği korkudan saraya çalışıyorlar cinler. Peygamber ölmüş, hala korkusundan çalışıyorlar. Öldüğünü bilmiyorlar. Sonra baston çürüyünce düşmüş. Düşünce anlamışlar ki ölmüş.
Allah da diyor ki eğer diyor cinler gaybi bilseydi yanı başındaki Süleyman'ın ölüsünü bilirlerdi. Ya çok basit ya. Vallahi benim dünyada böyle bir şey ya. Hiç. Ha Müslümansa değer verir. Kafirse Allah'a yemin ederim ki kafirse burnumu silip de attığım mendilim kadar sevmem. Hiç değeri yoktur. Hiç endişem yoktur. Niye? Benden korkanlardan korkmuyor. Benden basit olanları yüceltmiyor. Unutmayın. Kaliteli insanın dostu da düşmanı da kaliteli olur. Ben düşmanımın çetin olmasını severim. Kalitemi gösteriyor da ondan. Ben 5 yaşında, 10 yaşındaki çocukla boksör yapmam. Ve onu 2 tane çakma ile de vay be ne adammışım deme. Bunlar aşağılıkların işidir. Ben düşmanımın da çetin olmasını severim. Düşmanın da kaliteli, şeytan kalitelidir. Adam şeytandır yani. Kalitelidir. Şeytanlıktan. Dostum da Allah'tır. Dostu Allah olanın düşmanı ancak şeytan olur. Düşman, dostu şeytan olanın düşmanı kendisi olur. Bir daha. Dostu Allah olanın, Allah'ın düşmanı kendisinin düşmanı olur. Bir daha. Dostu Allah olanın, benim dostum Allah'sa, Allah'ın dostları da dostumdur, düşmanı da düşmanımdır. Allah'a vesile ve aynı. Deriz ya, ağam, düşmanın düşmanım, dostum dostumdur. El hubbu fillah ve el buzu fillah meal veriyor. Allah'ım seni sana iman ediyorum. Ne demek? Senin dostuna dost, düşmanına da düşmanım. Allah'ın düşmanı basit bir şey değildir. O da kendi çapında kalitelidir. O da şeytandır. Allah'ın düşmanı benim düşman olmasından korkmuyorum, keyfim artıyor. Lan beni yüceltiyor ya. Bana acayip yapıyor ya. Öyle basit sıradan bir insanların. Yok ayağıma bastın, malımı çaldın. Yok sözüne durmadın, vay bana böyle dedin. Böyle gafil ve düşüncesiz sözler, düşüncesiz davranan insanların, Müslümanları, gafil Müslümanları, eşimi, aşımı ben düşman yapmaktan kendimden utanırım. Ben Ali, benim düşmanım öyle olacak ki, en kaliteli dostumun düşmanı olsun. Allah'ın düşmanı benim de düşmanımdır. Hatta sıkıldığım zaman ya Rabbi şu şeytan var ya senin düşmanın. Senin düşmanın. Bana niye düşman oldu biliyor musun ya Rabbi diyorum. Ha duada. Ay böyle konuşuyorum. Ya Rabbi bu adam ben malını çalmadım. Karısını kızına almadım. Ben bununla bir işim yoktu. Bu şeytan bana niye düşman oldu? Allah'ım sana dost olduğumdandır. Sana dostumun delili senin düşmanının bana düşmanlığıdır. Senin düşmanının düşmanlığı hatırına ben senin dostunum ya Rabbi. O dostluğumun hürmetine affet bizi ya. Amin. Anladın mı? Allah da şu anda böyle anlatırken bile bana keyif de veriyor. Gör otursun geçer. Ya Rabbi ben senin düşmanına şeytan ben bir şey yapmamıştım. Düşman oldu. Sordum şeytan bana niye düşmandır? Dedim ha adama. Sen bana niye düşmansın? Çünkü sen dedi bana şeytan dostumun düşmanı düşmanımın dostusun dedi bana. Şeytan bana dedi ki bir daha söyleyeyim. Şeytana dedim ki ben böyle bir mana oldu ha. Sen bana niye düşmansın? Ben sana ne yaptım? Kimsin sen? Ben şeytanım dedi. Bana niye düşmansın? Çünkü dedi sen benim düşmanımın dostusun. Senin düşmanın kim? Allah. O zaman benim imanım şeytan tasdikliymiş ya. Bazı askeriyeden atılan var ya eskiden 98'de bir sürü ordudan atılmış, askeriyeden okuldan atılmış öğretmenler, komutanlar var ya. Onlara diyorum ki siz haşir meydanında tasdikli, tescilli Müslüman ve nurcusunuz. Size münker mekir bile hesap sormaktan haya eder diye utanırım. Çünkü sizi sorgulamış. Rejim demiş ki bizden değilsin.
Ondan değilsen bundan olduğun garantidir. Bir tanesi dedi ki cenaze, abi bir sarılayım dedi sana. Ben Allah dostu olduğuna delilim, düşmanının bana düşman oluşudur. Peki, 2-3 tane kaldı. Okunun bu dünyada insan odur. Şüphe, şüphe akıl ve amal yetersizliğinin belirtisidir. Şüphe, akıl ve amel yetersizliğinin belirtisidir. Başka? 3 tane kaldı. Kendini ararken kendini kaybetme sakın. Sonra, adil olmaya çalışan adil değildir demektir. Bir tane daha kaldı. Adalet küçülünce suçlular büyür, insan küçülünce dertleri büyür. Abi dertlerin büyüdü, her şey beni buluyor ya, her zaman beni ben nereden geldi falan. Bak, adalet küçülünce suçlular büyür, insan küçülünce dertleri büyür. Çünkü dert büyümez. Onu büyüten insanın küçülmesidir. İnsan büyürse dertleri küçülür. Abi dertlerin büyüyor. İnsanlığın aşağıını eğitmektir. Ne yapacaksın? Acilen hemen en kısa zamanda şarj atölyesinde tamir atölyesine gideceksiniz. Rektifiye olmanız lazım. Motor tamir atölyesine gitmeyesiniz. Dershanelerdir, dergahlardır, medreselerdir, camilerdir. Ehl-i sünnet ve cemaat dairesinde edile-i şeriyeyi, kitap, sünnet, icma, kıyası esas alan yerler senin rektifi atölyelerindir. Bu tarikat olabilir, nurculuk olabilir. Yani edile-i şeri olması lazım. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Burada Allah'ın haram dediğine haram diyecekler, helal dediğine helal diyecekler. Faize helal diyenler buraya düşüp yok. Allah'ın ayetine ait çıktır. Başörtü teferattır diyenler Allah'ın ayetine terstir. Esasattır. Risale de var. Abi bu dertler dünyevi dertler değil mi? Ve uhrevi dertler de öyle. Abi mesela bir Nurcu hani şeytan bu hizmetin halimleriyle çok uğraşır diyor ya. Mesela derdi oluyor, o zaman insanlık küçülmüş mü oluyor, büyümüş oluyor, daha çok uğraşıyor şeytan. Yani şöyle, şimdi insanlık küçülünce o diş dünyadaki tazikler artıyor. Çünkü cesaret oluyor. Şöyle diyeyim. Çiçek koyduk. Camı açtık. Kim gelir? Arı gelir. Pislik koyduk. Camı açtık. Sinek gelir. Sen güçlü olursan herkesin ödü patlar. Sen aşaldıkça tafını kokuşmaya başladı mı arı gelmez. Sinek gelir. Tamam. Şimdi biz ruha yükseldikçe İnsanlığımız yükseliyor. Kaliteli insan. Kaliteli insan demek, parası çok olan değil ha. Öyle insan elbisesi altında insan olmayanlar var. Ha? İnsanlığının kalitesini yükselttin mi Musa? O zaman şeytanlar da şöyle, ondan sonra tepkili gelir. Yani uyanık gelir o da. Kolunu sallayasa yani her ikide bir gelmez. Abi ikide bir ya sıkıntı çekiyorum. İkide bir sıkıntı çekmenin sebebi, İkide bir düşüncelerinde sorgulama yapıyorsun. Bir dur ya, şilep gibi bir dur ya. Mesela şöyle düşün. Limana sandalı bağladın. Deniz dalgasında sandal böyle olur. Lap 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 oynar. 300 bin tonluk gemiyi koy. O dalga onu sağlar mı? Sağlamaz. Tabii iyi yani, ağırdır ya. Onun için ikide bir bizi lap 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 ediyorsa sandaldan çık kardeşim, gemiye ol. Unutma. Kaliteli insanın düşmanı da dostu da kaliteli olur. Kaliteli insanların kalitesini nasıl anlar? Düşmanlarının da kalitesinden anlar. Öleften püften ya kanserdir. Kalitesiz insanlardır o korkması. Ruh, cesedi kanser olsa ne olur? Ruh kanser olmaktan korkar kaliteli insan. Ruh kanser ne demek? Oruç yok, namaz yok, haram helal yok, gece yarınlarına kadar her türlü videolara matem alıyor. Ruh kanser, zekat yok, dava yok, ders yok,
Kitap okumak yok. Ruhun kanser olmuş da kardeşim, haberin. Cesedin sağlam olsa ne olur? Zaten öleceksin. Kanserle ölmesen zaten ölmeyecek misin? Sen bilmez misin ki yuhyi ve yumit Allah'tır. Öldüren, dirilten Allah'tır. Sebepler tükendiği için insan ölmüyor. Öleceği için sebepler tükeniyor. Kanser olduğu için ölmüyor. Öleceği için kanser olmuş. Vakti gelmiş. Ama Allah onu astimle alacak, bronşitle alacak, kanserle alacak, trafik kazasıyla alacak. Trafik kazasıyla alacak. Yani bittiğince Allah sebep çıkarıyor. Abi 112 gelseydi tam yetiştirirdik bilmem ne. Hayır. Sebepler bitmesinin sebebi ömrü bitmiş. Ömrü bitmeyenlerin sebepleri tükenmez. Bir saniye ileri, bir saniye geri değil. Bunu bilen insan yuhi ve yumit, dirilten ve öldüren Allah'tır. Bunlar onun bahanesidir. Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Affedersiniz, özür dilerim ama değil. Dedi ki İsmail dayı Koksovat köyünden. Kanser. O da adam, o da nurcu. Rahmet, o da rahmet oldu. Cavit dayı ile gittik yanına. Kanser yatıyor, bugün yarın bekliyor böyle. Ama akıllı. Hizmeti götüren adam, İsmail dayı. Özür dilerim, affınıza sığınır. Dedi, dedim ki İsmail dayı nasılsın dedim ya. Sanki kanser bizisi o sağlam. İsmail dayı dedim, çekine çekine. Nasılsın dayım dedim, iyi misin? Biz de nurcuyuz, nurcu ziyaret ediyoruz. Dedi ki, bir damla pis sudan dedi, oğlan vücuttan ne bekleyecektim ki dedi. Bir damla pis sudan ki Allah yıkan demeye dedi. Bunun üzerine kurulan vücuttan ne olur ki dedi. Esas, Hasan'ım dedi, Hasan'ım ruhun temiz olsun, ruhun ölmesin. İnsanlar cesetlerinin ölmesini istemezler, ruhunu nazara almazlar. O diyor ha, öyle küçüldüm ki o konuştukça sanki hasta benim, o ziyaret edermiş. Adamlar anlamış, ballar balını bulmuş, kovanım yağma olsun. Toplumda çoğu insanın ruhu kanser, cesedi sağlam. Ulan sağlam olsa ne olur? Ruhu kanser, namaz yok, helal haram yok, dostunu düşmanı bilmiyor. İsrail'in sevindiğine sevinen, üzüldüğüne üzünen imanını sorgulasın. Ruhu kanser. İngilizlerin düşmanı, düşmanın senin, İngilizlerin dostu, senin de dostu. Ruhun kanser. Sorgula imanını. Cesedin sağlam olsa ne olur? Zaten öleceğiz. Ölmeden önce ölünüz, yani bedensel hayattan ruhsal hayata geçiniz. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-fâtihâtı mâs-selâvâd.